Yüksek Seçim Kurulu'na Sertaç Murat Koç'a ve Ankara mesaisine sevgiler. Bizim için TV 100 Haber ekibi adına müthiş bir mesai de bizden yana da var. Yani liste mesaisi var, siyasi mesai var, haberci mesaisi daha fazla var. Bir an olsun kaçırmak istemiyoruz. Hiçbir bilgiyi sizlere aktarabilmek, en sıcak şekilde ulaştırabilmek adına. Ve dönelim Sayın Bakan'a. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı programa katıldı. Candaş'ın programına, kanalımızda konuktu. Dediğimiz gibi birçok soruya yanıtlar geldi. Benim gibi endişeli insanlar böyle pür dikkat Sayın Bakan neler söylüyor tek tek odaklanarak dinlemiştir diye tahmin ediyorum. Peki şimdi Sayın Bakan bu TOKİ binalarına ilişkin, çalışmalara ilişkin, deprem bölgesine ilişkin olarak neler söyledi ve tabii ki İstanbul diyeceğiz. Bakalım. Bu depremde 143 bin TOKİ konutumuz dimdik ayaktaydı. Evet. Yani ve burada yaklaşık 600 bin canımız yaşıyordu. Hiçbirinin burnu bile kanamadı. Yıllardır, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğumuz sosyal konutun, sosyal devlet anlayışının ne kadar önemli olduğunu da burada bize bir kez daha bu deprem göstermiş oldu. Depremden en sağlam TOKİ binaları çıktı. 3.3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. 3.3 milyon konutun. Kaç insan bu? 4'te mi çarptınız? Bunu 4'te çarptığınızda 12 milyon insanımızı sadece kentsel dönüşüm ve yapmış olduğumuz sosyal konutlarla birlikte can ve mal güvenliğini teminat altına aldık demek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TV 100'de Candaş Tolga Işık'la az önce konuştuğum programına konuk oldu. Kurum, Mayıs ayına kadar 319 bin konutun çalışmasının başlayacağını söyledi. Kaç konutun sözleşmesinin imzalandığını TV 100'de duyurdu. Mayıs ayının sonuna kadar 319 bin konutu sahada başlatmayı hedefliyoruz. Depremin üzerinden 2 ay geçti ve biz şu an 78 bin konutumuzun gerek merkezlerde, gerek ilçelerde, gerek köylerimizde sözleşmesini imzaladık. Ve bugün itibariyle de 42 bin konutumuzun temelini attık. 13'ünde, ayın 13'ü itibariyle 100 bin konutumuzun sözleşmesini imzalayacağız. Bakan kurum, demografik yapının korunacağını, kültürel mirasın tescilli olduğunu söyledi. Şehrin kentsel tasarımını yaptığımız, buradaki kültürel değerleri, buradaki ihtiyacı, vatandaşımızın ihtiyacını, oradaki demografik yapıyı da dikkate alarak bir çalışma yürütüyoruz. Bizim örneğin Hatay ilimizde tarihi tescilli binalarımız var. Bir kere bu tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi biz kaybedemeyiz. Yıkılmış olabilir. Ama biz onları inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Bunu aynı mimariyle. Tabii ki aynı mimari. Bunlar tescilli yapı zaten. Bunları korumak zorundasınız. Bakan kurum ayrıca bir afet bakanlığına ihtiyaç olup olmadığını da açıkladı. Sizce bir afet bakanlığına ihtiyacı var mı Türkiye'nin? Bence yok. Neden? Yani AFAD'dan sorumlu bakanımıza da söyledim. Yani asıl olan AFAD'ı güçlendirmemiz, AFAD'ı korumamız, AFAD'ın bünyesini daha da dinamik hale getirmemiz gerekir. Siyasette bir bomba etkisi yarattı. Eski HDP milletvekili Sırrı Sakık çıktı, açık açık skandal bir açıklamaya imza attı. Abdullah Öcalan'a serbestlik dedi. Önümüzdeki 100 yılda biz bu anayasada yer almak istiyoruz. Sayın Türk'ün de işte herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Bu skandal açıklamalarla gündeme geldi. İktidara gelmeleri halinde genel af ilan edeceklerini duyurdu. İçeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var. Bunların geri dönüşü için bir genel af düşünüyoruz ve Cumhuriyet'in 100. yılıdır. Yani birçok ülkede önemli yıllarda aflar ama bu topraklarda 100 yıldır kavga var ve 100 yıldır toplumsal bir uzlaşı olmadı. Biz önümüzdeki dönem bir genel afı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Eski HDP milletvekili Sırrı Sakık bir YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkan yardımcılıklarını, bakanlıkları hatta milletvekilliklerini ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP. Sırrı Sakık demokrasinin Öcalan'ın serbest kalmasıyla olacağını savunacak kadar küstah sözler sarf etti. Önümüzdeki 100 yılda biz bu anayasada yer almak istiyoruz. Sayın Türk'ün de işte
herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük,